çok önemli dağlara, çok önemli. Ama adalet yok. Geleceğimiz için çok önemli. Adalet ve hukuk herkes için önemlidir. Mutlaka ki bir gün lazım olur herkese. Hani adalet demek herkesin eşit bir arada yaşaması demek. Yani mülkiyetin temelidir adalet. Hukuk olmazsa adalet de olmaz. Adalet, hukuk her yerden önemlidir. Yok ki olmayan bir şey üzerine yorum da yapamıyoruz şimdi. Yani adalet ve hukuk niye önemli ya da niye olmalı? Adaletin esas olmadığı bir ülke kalkınmaz, mümkün değil. Hani zenginin parası var, bakıyorsun bir gecede milyoner, trilyoner oluyor. Fakir ise bir ekmek alamıyor mesela. Ufak gelirlerle, ufak yardımlarla kendine siyasi açıdan bağımlı hale getiriyor. Ve bu çark böyle gidiyor. Bu ileride kötü sonuçlar doğurur. Halk bıçak kemiğe dayandığı an kaos olur. Bu da ülke yararına olacak bir şey değildir. Zenginin adaleti var, zengin kendi kurtarıyor, olan fakire oluyor. Vallahi her konuda adaletsizlik yaşanıyor. Öyle bir dolmuşum anlatacağım da anlatamıyorum. Ben ki markete gidiyorum, bir yağ olmuş 75 lira. Ben ayakkabı buyuyorum, böyle spor giyiyor, işlerim tam ölmüş. Her yönde adaletsizlik var. En çok işçi sınıfından yaşanıyor yani. Ülkenin seçilmiş milletvekilleri içeride. Şu anda Türkiye'de adalet kesinlikle yok. Ülke yönetimini ellerinde tutan insanlar bütün yetkilerini kendileri için kullanmaya çalışırlar. Bu nedenle adalet maalesef olmuyor. Katliamlar oluyor. Her gün kadın cinayeti. Kadın ölmedi bir gün yok ki yani. Kadına şiddete verilen cezalar bence yeteri kadar ağır ve caydırıcı değil. Günümüzde daha çok şey önde, kadına şiddet önde, tecavüz önde, taciz önde. Kokain meselesi var, torpil, görmezden gelme kendi adamını. Bundan hemen sonra Silivri'de olma imkanım var, o yüzden bu kadar yeter. Bu hükümet gitsin ki bir adalet yaşansın. Bu hükümet gitmeyene kadar özellikle bu Tayyip gitseydi bir kurtulurduk. Biz halk olarak bunu dile getirebiliriz. Hükümetin değişmesi lazım. Şu andaki hükümet bence iyi yönetilmiyor. Tek kişiyle bir yere varılmaz. Hep beraber ancak. Onun hakkında bir demirtaş gelir. İyi bir eğitimle mücadele edilebilir. Güçlü bir demokrasiyle inşallah Türkiye'nin önü açılır.